Kamu ve iş dünyamızın, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli üyeleri, kıymetli girişimciler, sevgili öğrenciler, saygıdeğer izleyiciler. Para Dergisi'nin 11.sini düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne hoş geldiniz. Yarını inşa eden kadınlar ana temasıyla düzenlediğimiz bu etkinlikte kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadınların iş hayatında ve girişimcilik alanında güçlendirilmesi konularını ele alacağız. İş hayatında da, girişimcilik alanında da kadınların varlığı dünya çapında artıyor. Eşitlik için alınan mesafe her geçen gün azalıyor. Dünya çapında iş sahibi kadınlar, gelişmiş ülkelerde erkeklerin üçte biri, gelişmekte olan ülkelerde dörtte biri oranında. OECD verilerine göre Türkiye'de işveren kadınların oranı sadece %1,5. Toplam girişimci kadın oranı ise %14'ler seviyesinde. Sürdürülebilir kalkınma ve büyümenin 2030-2053 hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi özverili programların oluşturulmasına bağlı. Kadınların iş hayatına eşit katılımı ve kadın girişimciliğinin artması dünyamızın karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için hayati önem taşıyor. Dolayısıyla temel öncelik nüfusun yarısını oluşturan kadınların hem iş hayatına hem de girişimcilik ekosistemine değer katmalarını sağlamak olmalı. Uzun yıllar boyunca kadınların güçlendirilmesi için kadınlarla ilgili özel politika, proje, planlar yapılmadı. Bunun yerine kadınlar kalkınma süreçlerine tamamlayıcı bir unsur olarak dahil edildi. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın formülü kadınların bu kalkınmanın destekçisi değil, öznesi olması şeklinde özetlenebilir. Tüm sektörlerde kadın varlığının güçlendirilmesi sürdürülebilir bir kalkınmanın temel şartı ve hatta gerekliliği olarak düşünülebilir. Para Dergisi olarak yayın hayatımıza başladığımız günden itibaren ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan çalışmalara imza atıyoruz. Bugün de düzenlediğimiz buluşmada kadın girişimciliği üzerine fikir alışverişinde bulunarak katılımcılara ilham vermeyi, iş dünyasında fırsat eşitliğini artıracak yöntemleri ve kadın girişimcilik ekosistemine daha aktif katılımını teşvik edecek çözüm odaklı fikirleri değerlendireceğiz. Zirvemize çok değerli fikirleri ve deneyimlerini bizlerle paylaşmak üzere katılan yetkin kamu yöneticilerimize, ülkemize katma değer sağlama bilinci ve isteğiyle bugün burada olan tüm özel sektör temsilcilerine, girişimcilerimize, iş insanlarımıza, zirvemizin gerçekleşmesine vesile olan tüm sponsorlarımıza ve bizleri takip ettikleri için tüm değerli izleyicilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Zirvemizde dinleyeceğimiz, öğreneceğimiz, tartışacağımız konuların öncelikle dünyamıza faydalı ve kadınlar başta olmak üzere tüm girişimcilerimize ilham veren bir kapı olmasını diliyor. Teşekkürlerimi sunuyorum.